Bu diyalog da aşağıdaki örneklerden hangisine yer verilmemiştir? Dile benden ne dilersen, sihirli değneğini masanın üstüne bırak ve çıkarken kapıyı kapat. Sıfat tamlaması, sihirli değnek sıfat tamlamasıdır. Nasıl değnek? Sihirli değnek, niteleme sıfatıyla yapılmış. B'de belirtili hat tamlaması denmiştir ki, masanın üstü belirtili hat tamlamasının örnektir. C'de bağlı cümle, ikinci diyalogdaki ikinci konuşma bağlı cümle örnektir. Bırak ve çıkarken kapıyı kapat. Görüldüğü gibi iki yüklem var. İki cümle demektir ve bunlar bir bağlaçla bağlanmış. Bu bir bağlı cümle örneğidir. D. Haber ve dilek kipleri. Dile benden ne dilersen ifadesine baktığımızda dile sözcüğü emir kipi çekimidir. Yani bir dilek kipi örneğidir. Daha sonraki bırak, kapat. Bunlar da yine emir kipli. Yani dilek kiplerindendir. Dilersen kelimesinde geniş zaman çekimini de görmekteyiz. Aslında bu geniş zamanın şartı şeklinde bileşik çekimdir. Sonuç olarak haber kiplerinden geniş zamanı görmekteyiz. O halde bu da doğrudur. E. Geçişsiz fiil. Fiillerimize bakalım. Dile ve dilersen bunlar geçti fiillerdir. Nesne alabilir. Örneğin ne istersen dile veya bunu dile, şunu dile, onu dile dediğimizde anlamlı oluyor. Ayrıca bırak ve kapat sözcükleri de yine nesne alabiliyor. Neyi bırak? Sihirli değneğini. Bakın nesne. Sonra neyi kapat? Kapıyı kapat nesne. O halde bütün fiillerimiz geçişlidir. Geçişsiz fiili bulunmamakta cevap E'dir. Bu parçadan numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapmak yanlış olur? A. Birinci cümlede basit, türemiş ve bileşik yapılı sözcüğe yer verilmiştir. 1. Yaşar Kemal için Çukurova, örneğin Çukurova birleşiktir. Sonra bizim basittir. Coğrafyada gördüğümüz sıfat fiili almış, yani türemiştir yapımeki aldığına göre. O halde A çıkarımı doğrudur. B'ye bakalım. İkinci cümlede bir sözcük birden fazla çekimek almıştır. 2. Çukurova onun için bir esin kaynağıdır. Burada kaynağı kelimesindeki I yerik ikidir. Dır ek fiil. Her ikisi de çekimekidir. Yani birden fazla çekimek almış sözcük kaynağı sözcüğüdür, vardır. C. Üçüncü cümlede bir sözcük türerken ünlü kaybına uğramıştır. Üçü okuyalım. Çocukluğunun ilk gençlik yıllarının geçtiği yazarlık yurdudur. Dilini besleyen bir kültür hazinesidir. Besleyen kelimesinin kökü besidir ve buradan türemiştir bu sözcük. Bu sözcük türerken iyi ünlüsü düşmüştür. Yani besleyen sözcüğü C'yi karşılar. D. Dördüncü cümlede ünlü düşmesine uğramış sözcükte hem iyelik hem de hal iki vardır. Dörde bakalım. Nasıl ki Dostoyevski'yi okuduğunuzda Petersburg, Kafka'yı okuduğunuzda Prag akıllara geliyorsa, Yaşar Kemal'i okuduğunuzda da aklınıza Çukurova gelir. Aklımıza sözcüğünü gördüğümüzde ünlü düşmesi olduğunu görmekteyiz. Yani bu kelimenin kökü akıldır. Sonra iyelik eki gelmiştir aklımız şeklinde. Sonra da yönelme durum eki, yönelme hal eki gelmiştir. Dolayısıyla D seçeneği de doğru. E. Beşinci cümlede gövdeden türemiş tek sözcük vardır. Gövdeden türeme şu anlama gelmektedir. İki veya daha fazla yapım eki bulunmalıdır sözcükte. Beşi okuyoruz. Bu öyle bir özdeşliktir ki onu Çukurova'dan Çukurova'yı ondan ayrı düşünmek olanaksızdır. Özdeş olmuştur. Özdeşlik olmuştur. Gövdeden türeme vardır. Olanaksız kelimesinde de olmaktan olanak, olanaktan olanaksız bunlar yapım ekleri olduğuna göre gövdeden türemiştir. Yani gövdeden türemiş tek sözcük ifadesi yanlıştır. Birden fazladır. Cevap E'dir. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçe birbiriyle aynıdır? A. Paramparçayım sen onar beni. Topla aynalardan eski gölgemi. Paramparçayım tek başına olduğu için isim görevindedir. Eski sözcüğü gölgeyi nitelediği için sıfat. Burada türler farklı. B. Gözlerimiz kurşun, elimiz bıçak. Severek öldürdük güzellikleri. Bıçak isimdir, severek zarf fiildir. Türler farklı. C. En iyi anlatış artık susmaktır. Anladım bunu, ben seni bilince. Bunu işaret zamiridir, sen kişi zamiri. Sonuç olarak her ikisi de zamirdir. Dolayısıyla aynı türdedir. D. Aşka ve tabiata ulaştır bizi. Gel kurtar bu şehrin gürültüsünden. Bizi zamirdir. Bu sözcüğü şehri belirten sıfattır. Türler farklı. E. Bir uyku bölmezse anılarımı. Korkarım çıldırtır bu hayal beni.
Bir sözcüğü uykuyu belirten sıfattır. Ben sözcüğü zamirdir. Türler farklı. Cevap C'dir. Aşağıdakilerin hangisi bağlı cümle özelliği taşır? Bağlı cümle iki cümlenin bir bağlaçla bağlanmasıyla ortaya çıkar. A. Parçanın bütün bir şiir olması, kendi kendine yetmesi, şiiri ister istemez bir özcülüğe, az sözde çok şey anlatma ustalığına götürüyor. Burada bir tane cümlemiz, yani bir tane yüklemimiz var. Dolayısıyla bağlı cümle söz konusu değil. Fiilimsiler olduğu için bu birleşik cümle. B. Leyla ile Mecnun konusu üzerinde birçok şairimiz eser vermiştir ama bunlardan ancak Fuzuli'ninki yaşamakta ve gerçek bir değer taşımaktadır. Bakınız vermiştir ve taşımaktadır yargılarımız, yüklemlerimiz ve bu iki yüklem iki cümle demektir. Ve bunlar ama bağlacıyla bağlanmış. Bu bir bağlı cümle örneğidir. C. Bu yazarımız anılarını anlatırken araya başka yazarların anılarını, düşünürlerin anılar üzerine söylediklerini de katıyor. Yine bir yüklem var ve fiilimsiler var. Birleşik yapılıdır. D. Dostoyevski'nin büyük bunalımların dar geçitlerindeki Saralı, kumarbaz, dost delisi, aşkı can evinde yaşayan kişileri en güçlü adlarıyla belleğimde birden canlanır. Yine tek yüklem ve fiilimsi birleşik yapı. E. Bir eleştirmen olarak sevdiğim, beğendiğim kitaplar konusunda yazdığım kadar kötü eserler hakkında da yazılar yazarım. Yine tek yüklem var ve fiilimsi var. Birleşik yapı. O halde cevabımız B'dir. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik eylemin yazılışında bir yanlışlık yapılmıştır? A. Masasının başına eğilmiş, gördüğüm bu adamın başkası olamayacağını derhal hissettim. Hissettiğimin bitişik yazımı doğru çünkü ikincisi ünsüz türemesine örnektir. Bir ses türemesi vardır. B. Sokağın iki ucuna ve karşıya bakındıktan sonra sesin sahibini karaltı halinde görmeyi haz etmedi. Haz etmenin ayrı yazılması yanlıştır. Çünkü haz etmek şeklinde iki Z söz konusu burada. İkinci Z bir türeme örnektir. O halde bunların bitişik yazılması ve haz etmedi şeklinde yazılması gerekir. Burada yanlışlık yapılmıştır. C. Sırf iri kara gözlerindeki endişe dinsin diye itiraz etmedim ve her isteğini yerine getirdim. İtiraz etmek doğru yazılmıştır. Çünkü itiraz kelimesinde herhangi bir ses düşmesi, türemesi veya değişimi olmamıştır. D. Delikanlı evin önündeki parmakla tüneyip tereyağlı ekmek yemeye devam eder. Devam ederin ayrı yazımı doğrudur. Az önce söylediğimiz gibi devam sözcüğünde o olaylar ses olayları olmamıştır. E. Bu hastanede tedavi edilemeyeceği anlaşılınca hasta başka bir hastaneye sevk edildi. Burada geçen tedavi edilemeyeceği ve sevk edildi birleşik yapılarımızdır. Tedavide herhangi bir ses düşmesi, türemesi olmamış. Ve özellikle sevk kelimesine dikkat edersek yine böyle bir olay yok. O halde bunların ayrı yazılması doğrudur. Cevabımız B'dir. Bu parçada numaralanmış altı çizili yerlerdeki yazım kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Birinci de kısaltmaya gelen ek kısaltmanın okunuşuna göredir ve ek kesme işareti ile ayrılır. Evet, TÜBİTAK diye kısaltmayı okumaktayız ve ona gelen ek kesme işareti ile ayrılmıştır. TÜBİTAK'ta şeklinde ek gelmiştir. Bu ifade doğru. B. İkinci de tarihlere gelen ekler kesme işareti ile ayrılır. 2023 tarih olarak evet 2023'e kadar ifadesinde bu yazım doğrudur. C. Üçüncü de özel hatlara gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Türkiye özel hattır. Ona gelen D haliki çekimekidir ve kesme ile ayrılması doğru. D. Dördüncü de sert ünsüzle biten sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında sert ünsüz her zaman yumuşar. Her zaman yumuşaması söz konusu değil. Örneğin burada olduğu gibi bu kelimemizin kökü meraktır ve Arapça kökenlidir. Merak, hukuk, halk gibi veya sanat, millet, saat gibi bu tür sözcüklerde yumuşama olmadığını görmekteyiz. Demek ki her zaman ifadesi yanlıştır. Zaten merakın yazımı da yanlıştır. Merakın olması gerekiyor. E. Beşinci de herhangi bir yazım yanlışı yapılmamıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu bir kurum olduğu için buna gelen çekim eki kesme ile ayrılmamıştır. Yani doğru yazılmıştır. Cevap D'dir. Cümlede kimi zaman isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, deyimler, nokta nokta gibi söz öbekleri de özne olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne isim tamlamasından oluşmuştur? A.
alışkanlıkların zincirleri önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılamayacak kadar güçlü olur. Güçlü olan nedir? Alışkanlıkların zincirleri. Evet, burası özne ve bu bir belirtili isim tanımlaması. Yani A seçeneğinde özne isim tanımlamasından oluşmuştur. B. Türk Edebiyatı'nda aşk konusunda yazılmış birçok eser vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Aşk konusunda yazılmış birçok eser. Dikkat edilirse birçok eser sıfat tanımlamasıdır. Yani özne sıfat tanımlamasından oluşmuştur. C. Bir ailede ona düzeltiyorum. Ana olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmaz. Olgunlaşmaz yüklemizdir. Olgunlaşmayan ne? Orada büyüyen çocuklar öznedir ve nasıl çocuklar? Büyüyen çocuklar, yani yine sıfat tanımlaması. D. Bir gencin hata yapmasını önlersen onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. Evet, kim? Sen olursun. Burada öznemiz sen, gizli öznesi. E. Yükseklere tırmanmaya başladığımızda kaşın gözü olarak bilinen Meis'i görmeye başlıyoruz. Kim başlıyor? Biz başlıyoruz. Burada da yine gizli özne biz. Yani isim tanımlaması değil. Cevabımız A'dır. Bu dörtlüklerden numaralı sözcüklerden hangisiyle verilen ses olayı eşleştirmesi yanlış olur? Birincisine ünsüz sertleşmesi denmiştir. Yoktur sözcüğünü incelersek, yok kelimesine getirdiğimiz ek fiilimiz dırdır şekli. D. K'den dolayı T'ye dönüşmüştür. Dolayısıyla bu bir ünsüz benzeşmesi veya sertleşmesidir. Bu doğru bir ifade. İkincisi, ünsüz yumuşamasına aykırılık. Üst kelimesi sert ünsüzle bitmiştir. Ve ünlüne başlayan ekten dolayı T'nin D'ye dönüşmesi gerektiği halde dönüşmemiş. Demek ki bu ünsüz yumuşamasına aykırılıktır. Bu da doğru. Üçe ünlü türemesi denmiştir. Uğramadım kelimesini incelersek uğra fiilimizdir. Mame olumsuzluk ekimiz. Dıdi görülen geçmiş zaman kipeki me şahıs eki. Herhangi bir şekilde ünlü türemesi görmemekteyiz burada. Demek ki bu ifade yanlış. 4. Ünsüz değişimi yani yumuşaması. Kelimemiz ortaktır. Sonra K'nin G'ye dönüştüğünü, yumuşadığını görmekteyiz. Bu da doğru bir ifade. 5. Ünlü daralması denilmiştir. Arıyorum kelimesinde fiilimiz aramak fiilidir. Yordan dolayı A, I'ya dönüşmüştür. Bu da ünlü daralmasının örnektir. Cevap C'dir. Bu dörtlükte yer alan noktalama yanlışlığının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Önce yanlışlığı bulalım. İnsanlar dalgasına tutulmuş bir gemiyim. Sağa sola sallanıp bakın çırpınıyorum. Fakat bilmem ki sarhoş onlar mıdır ben miyim? İnsanlar dalgasına tutulmuş bir gemiyim. Evet, burada yanlışlık sallanıp zarf fiilinden sonra virgül kullanılmasıdır. Zarf fiil cümlede bir tane ise o zarf fiilden sonra virgül kullanılmaz. Bu düzeltme D'de verilmiş. Sallanıp sözcüğünden sonra gelen virgül atılmalıdır. Cevap D'dir. Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisine verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Susan Sontag'ın Metafor Olarak Hastalık adlı kitabında insanlık tarihine damgasını vuran salgın, yangınla diyebiliriz. Evet, yangınla diyebiliriz bir ara cümle, ara söz. Dolayısıyla başında sonunda ya kısa çizgiyi ya da virgül kullanmayız. Bu açıdan bütün seçenekler olabilmektedir görüldüğü gibi. Devam edelim. Hastalıkların zihinlerde yarattığı etkileri incelerken hasta olma durumuyla ilintili olarak zihnimizde oluşturduğumuz cezalandırıcı ya da duygusal ifadeler üzerinde durur. Niyeti hastalıklardan kaynaklanan. Evet, bu bir özne. Özneyi belirtmek amacıyla virgül koymamız gerekiyor. O halde seçeneklerimizde A'yı eleyebiliriz. Nokta virgül gelmez. Niyeti hastalıklardan kaynaklanan kişileri ele alarak fiziksel hastalığın kendisini değil, hastalığın bir figür ya da metafor olarak kullanılma hallerini tartışmaya açmaktır. Zira Sontag'a göre Sontag özel isim ona gelen çekim eki kesme ile ayrılmalı. Burada üçüncü işaretin kesme olması gerekiyor. Görüldüğü gibi D ve E seçenekleri de elenmelidir. Yani B ve C seçenekleri şu anda devam etmekte. Sonrasına devam edelim. Sontag'a göre söz konusu metaforlar son derece gerçek sonuçlar doğururlar ve yarattıkları çıplak algılarla, komplo teorileriyle, çıplak algılarla ve komplo teorileriyle eşgörülü söz grupları. Demek ki burada ne kullanmamız gerekiyor?
virgül kullanmamız gerekiyor. C'yi de elediğimize göre sıralama B'deki gibi olmalıdır. Yani kısa çizgi, kısa çizgi. Bunları da o zaman kısa çizgi olarak netleştirelim. Virgül, kesme işareti ve virgül. Cevap B'dir. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi görevle kullanılmamıştır? A. Mektubunda diyorsun ki gel gayrı, sütler kaymak tutar tutmaz oradayım. Burada kaymak kelimesi makmek ekili oluşmuş olsa bile sütün üstündeki yağ tabakasının kalıcı ismi olmuştur. Yani fiilimsi özelliği söz konusu değildir. Bu bir fiilimsi değildir. B. Yenilenerek su yürüdü dalıma, yaprağıma. Evet, bu bir zarf fiildir. Ara gerek ekili oluşturulmuş. C. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde, yürüyünce gözünün yeşil serinliğinde. Bu da ince ince zarf fiil ekili oluşmuştur. Yani zarf fiildir. D. Soluğun bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının tellerine. Kapılıptaki ıp ip yine zarf fiilidir. E. Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de hep senin gibiydiler. Gidenler sözcüğü hani sıfat fiil ekeli oluşmuş bir sıfat fiilimsidir yani. Cevabımız A'dır. Numaralanmış cümleler için ayraç içerisinde verilenlerden hangisi yanlış olur? 1. Son yıllarda başarısız dizilerin birçoğu yayından kaldırılıyor. Yeterli seyirciye ulaşamadığı için tamlananı belgisiz adıl olan ad tamlaması var mıdır burada? Evet, dizilerin birçoğu bir belirtili ad tamlamasıdır. Sonrasına baktığımızda birçoğu tamlanandır ve bu bir belgisiz adıldır. Bu doğru. 2. Bağımsız sıralı cümle midir? Okuyalım. Edebiyat ve sanat dergileri bu pandemi döneminde can çekişiyor. Bu bir yüklemdir. Ekonomik daralmanın bu kadar yoğunlaştığı bu dönemde etkilenmeyen sanat dalı yok gibi. Evet, bu da ikinci yüklemimiz. O halde bu yüklemler sıralı cümleyi göstermektedir ve öge ortaklığı da yoktur. Yani örneğin özneler ortak veya nesneler ortak diyemeyiz. Bunun gibi ortaklık olmadığına göre bağımsız ifadesi doğrudur. 3. Edat ve bağlaç var mıdır bakalım? Uzaktan eğitimin öğrencilere verdiği sıkıntının yanında ciddi sağlık sorunlarına da neden olduğu de bağlaçtır. Yapılan araştırmalarla ortaya kondu. Araştırmalarla ifadesindeki la ile edatının ekleşmiş halidir. Demek ki edat ve bağlaç var. 4. Birleşik yapılı basit çekimli fiil var mıdır? Elektrikli otomobillere ilgi o kadar da yoğun olmayacak. Çünkü örneğin olmayacak basit çekimli bir fiildir. Devam edelim. Bataryaların mesafesinin sınırlı olması insanlara özgür olduğunu hissettirmiyor. Bu birleşik yapılıdır. Aynı zamanda bu da basit çekimli bir fiildir. Çünkü tek kipekimiz var, ek fiil yok. Demek ki bu ifade doğru. 5. Anlamcı olumlu, biçimci olumsuz cümle denmiştir. Bakalım. İnsanların hayatları DNA'sı değiştirilmiş ürünlerle tehlikeye atılmasına rağmen buna dur diyecek bir irade de henüz ortaya çıkmış değil. Burada ortaya çıkmış değil, yani ortaya çıkmamış. Hem biçimce değil edatıyla olumsuzluk elde edilmiş hem de anlamcı olumsuzluk vardır. Dolayısıyla anlamcı olumlu ifadesi yanlıştır. Cevap E'dir.